Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam nüzul sırası okuyuşumuzu Mülk suresinden devam ettireceğiz. Yine 2,5 sayfa gibi kısa bir sure. Bu akşam bunu bitirebiliriz diye düşünüyorum. Geçen sefer Tur suresinde konuştuğumuz gibi kısa kısa birkaç sure var. İçerikleri ve cümle kuruluşları, yapıları açısından baktığımız zaman Mekkelilerin muhatap alındığı belagatı yüksek, içerik olarak da vurgulu ayetlerle karşı karşıyayız. Bu böyle birkaç sure daha devam edecek Rum suresine kadar diye şey yapmıştık. Onlardan şimdi Mülk suresindeyiz. Tur suresinde ne demiştik? Sanki Mekkelilerle olan diyalog, yani ilk başta İkra suresinden başlayıp Kamer suresinde biten ve artık onlardan yüz çevir, anlamıyorlar dedikleri kısım, anlamak istemiyorlar dedikleri kısım, belki hicret öncesinde, belki defterlerin kapatılması manasında açılmış konuların her birini tekrar gözden geçirilip yani köprüden önce son çıkış, son uyarılar şeklinde yine Mekkelilerin muhatap alındığını gördüğümüz ayetler olarak değerlendiriyorum kabaca. Okurken farklı bir şey yakalayabilirsek onları da değerlendirmeye katarız elbette. Evet, sureyi okuyalım. İçeriğindeki vurgulardan farklı bir anlam çıkartabilecek miyiz? Bir görelim. Çünkü küçük sureler bazen birbirleriyle bağlantılı olabiliyor. Onları yakalamaya çalışalım. Tur suresi, Mürsilat suresiyle ilişkilendirmiştik. Onun gibi. Bakalım Mülk suresi, Tebarike suresi bize ne sunacak? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezi biyedihil mülk. Mülk, krallık, elinde, gücünde olan mübarektir. Mübarek oldu veya bol oldu, boldur, sonsuzdur. Yani tebareke kelimesindeki o mübareklik, bolluk, Rabbimizin sıfatlarında, Allah'ın sıfatlarındaki sonsuzluğu gösteren bir cümle, bir cümle kalıbı bu. Tam gramer karşılığına bakmanın doğru olmadığını daha önce de söylemiştim. Mesela Subhanallahi ifadesi, isim tamlaması, Elhamdülillahi bir isim cümlesi, tebareke, tebarekallahu ise bir fiil cümlesi. Ama bunların yani gramer yapısının ötesinde bir anlam sunuyorlar. O anlamı çağrıştırıyorlar. Yani bol oldu cümlesi, gramer olarak çevirdiğimiz bol oldu cümlesi, işin açıkçası cümlenin kastını Türkçe'ye çeviremediğimizi gösteriyor. Yani böyle bir cümlenin Türkçe'de ciddi bir anlamı yok. Sonsuzdur daha anlamlı. Çevirmeden mübarektir dediğimizde ise biz o çokluğu, sonsuzluğu değil, kutsallığı anlıyoruz. Türkçe'de mübarek kelimesi birazcık kutsallık ifade ediyor. Bayramımız mübarek olsun şeyinde kutlu olsun ile karşılık veriyoruz. Bolluk olsun anlamıyoruz. O yüzden Türkçe'ye geçişte bir anlam kayması, bir anlam şişmesi, kayması daha doğru. Çünkü ana olduğu yerden, o bolluk olması durumundan kutlu olma durumuna doğru bir kaymış. Metinde mübarektir deyince her şey yoluna girdiğini varsayıyoruz ama maalesef girmiyor.
Oradaki çokluğu, oradaki sonsuzluğu görmek gerekiyor. Ve huve ala külli şeyin kadir. O her şey üzerine kadirdir. Ölçüsünü koyandır. Raconunu kesendir. Gücü yetendir. Evet. Rabbimizin bir sıfatı üzerinden başladı. Ellezî halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Hanginizin amel açısından daha güzel olduğunu test etmek için hayatı ve ölümü şekillendiren odur. Yani buradaki ellezî ile bağlanan şeyi ancak Türkçe'ye odur diye çevirebiliyoruz. O mübarek olandır. Yani o sonsuz olandır. Sıfatlarıyla ki biz Rabbi ancak sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Fakat bilebildiğimiz, bizim akledebildiğimiz sıfatların da akledemediğimiz ölçüde sonsuzluğu ile karşı karşıyayız. Bunu nasıl zihnimize yerleştirebiliriz? Bizim sorunumuz bu. Vehvel azizül gafur. O güçlü olandır ve hataların sonuçlarından koruyandır. Mağfiret edendir. Miğfer gibi koruyandır. Bu cümleleri niçin sürekli tekrarlanıyor? Bunu biliyoruz. Uzak Tanrı. Yani dünyadaki işlere karışmayan Tanrı, araya boşluk bırakan Tanrı, boşlukları da birilerini yetkili kılan veya birilerinin doldurması, şefaatçilerin doldurabileceği, daha merhametli, Allah'tan daha merhametli birilerinin doldurabileceği bir boşluk isteniyor, olsun isteniyor. Çünkü gerçekten yaratıcı, gerçekten kural koyucu, yarattığı için yönetmeye hak sahibi, öyle olduğu için de kusurlu insanların kusurları karşısında intikam sahibi, azizün intikam olan birisinin karşısında, bir ilah karşısında insan korkuyor. Ciddi şekilde korkuyor. Fakat onu doğru sıfatlarıyla tanımadığı için insan, diğer insanlar, sömürücü olan insanlar bu korkuyu ateşliyorlar ve yükseltiyorlar. Allah'ın Rahman olma sıfatını bir kenara koyup her insana yakın olmasını, onun seven olmasını, onun güvenilir olmasını, onun rahmeti üzerine yazmış olmasını unutturup onun karşısında şefaat edebilecek, organizasyon kurabilecek, bir numara çekebilecek, şemsiyesi altına, eteği altına alabilecek birilerinin olduğu varsayımı sürekli empoze ediliyor. Bu şekilde bir din oluşturuluyor. Allah'a karşı teslim olmak, insanların eşit olduğu, Allah karşısında teslimiyetle herkesin yükümlü olduğu bir dinden birilerinin eteğine yapışarak kurtulunabilecek bir dine çevriliyor. Tabi Kur'an sürekli bunu reddediyor. Allah uzak değildir. Allah olaylara müdahale eder. Allah umursamaz değildir. Allah'ın bir kastı vardır. Bunlar hep hem Mekkelilerin hem civardaki herkesin ve bütün dünyadaki insanların problemleri. Kur'an İhlas suresinde olsun, Necim suresinde olsun, siz Tanrı'yı ne zannediyorsunuz? O şöyledir, o böyledir ifadelerini sürekli tekrarlamıştı. Belki de bunu yeniden tekrarlıyor. Yani bu haliyle belki İhlas suresinin, Necim suresinin bir şeyi gibi. Çünkü amacı var, amacı tarif ediliyor ve kastı tarif ediliyor burada. Şimdi aklıma şey geliyor, İhlas suresi deyince sahabelerden bir tanesi namaz kılarken ve kıldırırken hep
İhlas suresini okurmuş zamin sure olarak. Şeyler diğer arkadaşları peygambere şikayet etmişler. Bu hep İhlas okuyor diye. Peygamberimiz de sormuş, sen neden hep İhlas okuyormuşsun? Arkadaşlar böyle diyor deyince, çok seviyorum demiş. Yani yıllarca o diğer Allah'ın çocuk edinmiş olması, Allah'ın eş edinmiş olması gibi fikirlerle acaba öyle mi, acaba böyle mi, bu ne biçim bir şey, ne menen bir şey, ne kadar ızdırap çekmişse İhlas suresiyle gelen hayır o işler öyle değildir cümlesi adama öyle bir şey yapıyor ki diyor çok seviyorum. Evet, her şey yani mülkü elinde olan ve sıfatlarıyla sonsuz olan Allah, Tanrı, Yaratıcı, her şeye ölçü, sünük veren ve dünyayı da, gökleri ve yeri de, ya pardon özür dilerim, hayatı ve ölümü de insanları test etmek açısından, hangileri daha güzel davranacak diye test etmek açısından şekillendirmiş. Peki bize başka ne diyor? Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâka. Gökleri 7 kat olarak şekillendiren Allah'tır o. Yani o mülkün sahibi bizzat onu yaratan, şekillendiren. Gökleri de 7 kat, 7 tabaka olarak şekillendiren. Mâ terâ fî halkı rahmani min tefâvüt. O Rahman'ın şekillendirmesinde herhangi bir düzensizlik, bir karmaşa, bir anormallik göremezsin. Sızıntı, kaçış, uzaklaşma, yani eğer bir şey olsa bu bir düzensizlik oluşturacak ve bunun etkisi bu şekilde görülecek. Böyle bir şey göremezsin diyor Rahman'ın şekillendirmesinde. Ferci'l besara. Gözünü çevir. Hel tera min futur. Herhangi bir fıtır görebiliyor musun? Futurdan herhangi bir şey görebiliyor musun? Yarık demek arkadaşlar. Uzunlamasına yarık demekmiş futur. Bu esasında iki yakanın birbirinden farklılığı manasında, nitelikte bir farklılık. Yani bir taraf bir tarafa benzemezse bir şekilde arası yırtılır. Yani bir sınır oluşur. Bu manada bir kesim, bir biçim, biliyorsunuz bir çatlak yarık görebiliyor musunuz? Sümmer cihal besara kerreteyni, sonra gözünü tekrar döndür, tekrar bak. Yen galip ileykel basara hasi'u ve huve hasir ve huve hasir. Burası ilginç arkadaşlar. Yani insan şey bekliyor. Yaratanın yarattığı şeye bakıp da o şeye baktığında mucize görecek, hayranlık uyanacak, o hayranlıkla mest olacak, bilmem ne olacak. Hayır, Kur'an öyle söylemiyor. Yorgun ve bıtkın, bitkin bir şekilde sana döner. Bu ilginç. Çünkü bunu şu anda teyit etmemiz mümkün olan bir şey. İnternette mesela hemen şuradan bir şey yapayım. YouTube'a girip Mandelbrot Zoom şeklinde yazıyorum ve karşıma bazı görüntü şeyleri çıkıyor. Onlardan herhangi bir tanesini seyretmeye çalışın. Böyle bir şekil var. Şekle yaklaşıyorsunuz ve ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, şekil kendince karmaşıklaşıyor, değişiyor, dönüşüyor. Ama bir sona varılmıyor. Sonuçta bıkıyorsunuz. Yani bıkmaktan başka bir çareniz yok.
Sonsuzluğa bakış böyle bir şey. İnsanın sonsuzluğu hissetmesi çok tuhaf. Ama Kur'an'ın tarifi de böyle. Biz gökyüzüne bakıyoruz. Baktıkça daha bir şey göreceğimizi düşünüyoruz. Belli bir sona geleceğimizi düşünüyoruz ama geldiğini düşündüğümüz her noktada daha derinde, daha detayda, daha şeyde kendini tekrarlayan bir şeyler var. Yani işin açıkçası sadece bunu gökyüzüne bakarak baktığımızda görmüyoruz. Aynı şey mikroskopla veya daha değişik aletlerle şeye doğru baktığımızda da aynısı gerçekleşiyor. Yani atoma doğru, atom altı parçalara doğru bakmaya kalkıştığımızda, orada teknikler geliştirdiğimizde de aynı şeyle karşılaşıyoruz. Bulduğumuz ve burası tamam dediğimiz her şeyin altında daha detayda, daha detayda, daha detayda büyük evrenler, büyük benzer açılımlar var. Yani biz semavat açısından yukarı doğru gitsek de veya alt semalara doğru gitsek de, çünkü her sema bir üstündeki semanın zemini. Kur'an bize bu şekilde tarif etmişti. Ne tarafa gidersek gidelim, bizi bıktırana kadar götürüyor. Ve öyle bir iç içelik var ki bize bir sınıra gelmiş olma hissiyatı yaşatmıyor. Çünkü öyle bir hissiyat yaşatsa, yaşadığınız anda şey diyeceksiniz. Neydi onun adı? Tamam diyeceksiniz. Yani bir tür nirvana oluşacak. Veya bir tür bu sinemacılıktaki veya hikayenin yani katarsis oluşacak. Bir anlam oluşacak, bir huzur oluşacak, bir şey elde etmiş olmanın tatmini oluşacak. Ama oluşmuyor. Bunu bu sure indiği gün buradan böyle bir şey anlarlar mıydı, anlamazlar mıydı? Bununla ilgilenmiyorum şu anda. Çünkü bunun cevabını bulmam mümkün değil şu andaki imkanlarımla. Ama bugün bunu tanıyoruz. Dediğim gibi bunun bir örneği Mandelbrot Zoom yazın, YouTube'da karşına çıkan videoları seyredin. Bu çok basit bir formülün z kare artı c şeklinde basit bir formülün kendi kendine iter edilmesinden kaynaklanıyor. Yani bir sayı alıyorsunuz, bu sayının karesini alıyorsunuz, bir de c gibi bir sayıyla topluyorsunuz. Ve bunu elde ettiğiniz sayının karesini alıp c ekliyorsunuz. Sonucun karesini alıp c ekliyorsunuz. Sonucun karesini alıp c ekliyorsunuz. Fakat bu ilk tuttuğunuz sayı ve bu c sayısı reel, gerçek bir sayı değil. Hem gerçek hem de imajiner parçası olan kompleks bir sayı olacak. Bunu bir düzlem üzerinde işletiyorsunuz ve bunun sonsuza gidip veya gitmediğine kontrol ediyorsunuz. Veya sonsuza gidiyorsa ne kadar sürede sonsuza gidiyor şeklinde bir renklendirme şey yapıyorsunuz. Karşınıza böyle bir görüntü çıkıyor. Görüntü kendi içerisinde o ilk baştaki şekli tekrar edip tekrar edip duruyor. Bunun kainatla ne alakası var diyebilirsiniz. Kainattan şöyle bir alakası var. Daha önce kaos teorisi diye, yani kaos olduğu, evrende düzenin çok nadir olduğu düşünülürdü. Mandelbrot adındaki matematikçi bu seriyi, bu resmi oluşturduğunda çok basit formüller dahi kendi kendini itere ettiğinde, tekrarladığında çok anormal sonuçlara varabiliyor. Bizim kaos dediğimiz şey esasında düzenin bir parçası. Kaotik dediğimiz şeyler böyle çok karmaşık formüllerden kaynaklanmıyor.
Onların temelinde de böyle ilginç şeyler var dediği, bu meteorolojide de hava tahminlerinde neden başarısız olunduğu ile ilintili çalışmalar, Friedman çalışmaları, bu Mandelbrot dediğim bir matematikçi ama borsada sürekli kazanabilmenin formülde arayan insanlar bunlar. Burada sürekli başarı olabilecek bir noktanın bulunamayacağı, kaotik olarak başarısızlığın her an mümkün olduğu sonucuna varıyorlar. Bunun en sonki örneği de işte bu birkaç gün içerisinde gerçekleşen Libya'daki sel baskını. İstanbul'da işte bir aydan beri sürekli rüzgar esiyor diye hani şeylerde de bahsediyorum. Yani deli gibi rüzgar esiyor, yağmur öncesi rüzgarı gibi. Yani ben İstanbul'da ilk defa böyle bir yaz döneminde bu kadar rüzgar estiğini gördüm. Windy programından bakıyorum. İstanbul'u geçiyor, Çanakkale'yi geçiyor. Ege'de güç topluyor. İşte şeyi Yunanistan'ı vuran fırtına. Daha sonra Girit'i geçerken bizim Anadolu'ya, Ege'ye vuracak derken döndü Libya'ya vurdu. Niye o tarafa vurdu? Niye bu tarafa vurmadı? Niye öyle oldu? Niye biriktirdi? Niye oldu? Bu konudaki tahminlerimiz hep şey kalıyor. Aciz kalıyoruz bu konudaki tahminlerimizde. Kur'an'da bir şekilde bunun örneklerini sunuyor. İşte dördüncü ayetin sonundaki bu gözünü ikinci defa çevir. Bak dedikten sonra hani o beklentimiz işte yaratan ne güzel yaratmış. Aa şahane şeyler göreceğiz. Doyum sağlayacağız. Hayranlıkla seyredeceğiz. Böyle değil. Kur'an onun ötesine geçiyor diye ki bıkkınlık verecek size. Bıkkınlık. Yani hüsrana uğramış bir şekilde geri dönecek. Çünkü herhangi bir son, herhangi bir sınır, herhangi bir şey göremeyeceksiniz. Bu 7 kat semavat öyle bir şey ki aşağıya doğru veya yukarı doğru hiç fark etmez. Ucunu bucağını görmenizin mümkün olmadığı bir şey. Velekad zeyyenne sema ed-dünya bi mesabiha. Hatırlarsınız burada daha önce de birkaç defa geçtiğinde söyledim. Sema ed-dünya, dünyanın seması şeklinde isim tamlaması değil. Bu bir sıfat tamlaması. Yani dünya seması. Yani dünya olan sema, öyle söyleyelim. Dünya ne demek? Zaten yakın demek. Yakın sema. Yani 7 kat semanın içinde arada bir yerdeyiz. Bize en yakın sema bulunduğumuz zeminde. Bulunduğumuz zemin bir alttaki zeminin seması zaten. Bulunduğumuz zeminde bize en yakın sema yıldızların bulunduğu sema. Velekad zeyyene sema et dünya yakın olan semayı bir mesabiha yıldızlarla süsledik ve cealnaha rucumel şeyatin. Bakın şimdi konuyu yavaşça değiştiriyor. Yani kainat böyle böyle yaratıldı. İşte orada herhangi bir düzensizlik, herhangi bir yırtık, herhangi bir anormallik göremezsiniz derken yakın semadaki yıldızların yani siz yıldızlara bakın derken insanların, şeytanların doğru yol üzerine bulup da sağa sola itekleyenlerin bu yıldızları belli bir amaç için kullandıklarını alet, belli bir amaca alet ettiklerinden bahsediyor. Ve cealnaha rucumen lişeyatin. Şeytanlar için, doğru yol üzerine bulup sağa sola itekleyenler için bir taş, taşlama malzemesi kıldık. Şimdi burada şeytanlar mı taşlanıyor? Yoksa şeytanlar insanları mı taşlıyor? Bu metinden gramer olarak çıkmaz. Bunu anlam olarak bizim yüklememiz gerekiyor. Ve atedna lehum azabe sair. Onlar için ateş azabı hazırladık. Yani
Kainata bakanlar bakıyorlar. Burada bir sorun yok. Kainatı eğer Allah'ın yarattığı kainatı öğrenmek, anlamak için bakıyorsanız bu zaten size bir mucize gösterecek. Bu mucizeye dayanarak da yaratan ile kitabı indirenin aynı olduğunu anlayacaksınız ve bunun gereğini yapacaksınız. Burada bir sorun yok. Ama astronomiye, astroloji haline getirirseniz astronomiyi, yani fal bakmanın, gelecek hakkında bilgi şey yapmanın, kişinin karakterinin şusu busu, işte sen bugün hasta olacaksın, bugün karar verme, kararın başarısız olacak filan gibi, sen filanca burçta, senin yükselenin bu, bugünlerde filanca gezegen işte şu burçta, dolayısıyla şeklindeki çıkarımların hepsi şeytanların insanları yoldan çıkarttığı taşları. Yoksa kimse şeytanları bundan taşlamıyor. Şeytanlar bu şekilde bunu malzeme olarak kullandıkları için onlara bir ateş azabı dokunacak. Velillezine keferu, o görmezden gelenler için, bir Rabbihim, Rablerini görmezden gelenler için azabı cehennem. Cehennem azabı vardır. Ve bir isel mesir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Şimdi arada işte kainata bakarken Rabbin yaratıcı ve malik olduğunu söyleyip de raconu kesen, kuralı koyan, ölçüyü belirleyen olduğunu söyledikten sonra oraya bakıştaki yamukluğun cehenneme doğru bir gidişata sebep olduğunu şey yaptı. Şimdi ama diğer, yani buradaki açıklamada, buradaki surede cehennemin bazı özelliklerini sunacak. Bir bakalım bakalım, bu acaba bir ateş çukuruna veya bir volkanın kraterine benziyor mu? İza ulku fiha, onunla karşılaştırdıklarında veya ona atıldıklarında veya onunla yüz yüze getirildiklerinde, onunla muhatap olunduklarında, semi'u duyarlar, leha onu duyarlar, şehikan, şehik derin iç çekiş demek arkadaşlar. Yani şeklinde sürekli içeri doğru bir iç çekiş. Ama bu öyle bir şey ki vehye tefur, o kaynıyor ve içe çekiyor. Ateşin bu şekilde bir içe çekme özelliği yok. Kaynıyor, evet, bunu söyleyebilirsiniz. Yani ateş kaynamaz ama şey, bir volkan içindeki lavlara baktığınız zaman onu kaynıyor olarak şey yapabilirsiniz. Bir ateş çukuru olarak onu görmek mümkün. Ama şehir içe doğru çekme yok. Tekadü temeyyezu minel gayz. Öfkesinden, kızgınlığından neredeyse patlayacak, ayrılacak. Burada temeyyüz, ayrılmak demek. Ayırmak, parçalanmak, ayırmak. Temyiz kelimesi de buradan geliyor. Neredeyse kızgınlığından patlayacak. Biz bunu bir başka surelerde şey olarak görmüş. Buna rağmen daha yok mu, daha yok mu diye, yani neredeyse patlayacak ama hala içine doğru çekiyor. Yani hiç dışarı nefesi geri vermeksizin sürekli içeri nefes çeken vaziyette bir şey. Şimdi ben yine şunu söyleyeceğim. Peygamberimiz zamanında bu ayetten ne anlıyorlardı, neyi düşünüyorlardı bunu bilmiyorum. Ama ben bugün, yani 2014'te, 2023'te yaşayan birisi olarak kainatta böyle bir şey biliyorum. Kara delik diye bir şey, her şeyi sürekli içine alan ve yer çekimi sebebiyle de hiçbir şeyi geri dışarı, yani çektiği şeyi için bir daha dışına almayan, atmayan, içeri aşırı derecede sıcak, aşırı derecede yoğun, aşırı derecede basınç altında, neredeyse patlayacak bu kadar gergin ama hala içerisine almaya çalışıyor. İçerisine almaya çalışıyor. Tekadü temeyyezü minel gayz, ama hala daha yok mu, daha yok mu diyen. Sürekli şehik halinde. Evet, Kur'an
Bir o taraftan kainat tarafı bilgisini veriyor, bir bu taraftan da bunu anlatma amacı. Yani bunların hepsi esasında o gün Mekkeliler için son uyarı. Yani köprüden önce son çıkış. Çünkü peygamber ayrılacak, Medine'ye göç edecek ve orada hala gerilimler yaşanmaya devam edecek ve ardından savaş çıkacak. Zaten olay bu ve o savaşta ölen doğrudan cehenneme gidecek. Küllema ulkiye fiha fevcun, ona her fevç, herhangi bir fevç, fevçten bir tanesi, her atılışında, her bir grup atılışında, ona şey yapılışında, se'elehum, onlara sorar, hazenetuha, onun hazinedarı, onun sahiplenicisi, elem ye'tikum nezir, size bir uyarıcı gelmemiş miydi? Gelmedi mi? Galu, dediler. Bela, kad ca'ena nezirun. Hayır, tersine. Bize bir nezir geldi. Fekezzebne. Biz onu yalanladık. Ve kulna, dedik. Ma nezzelallahu min şeyin. Allah bir şey indirmedi. İn entüm illa fi dalalin kebir. Siz büyük bir çıkmaz içerisindesiniz. Allah bir şey indirmedi dedik ve yalanladık. Ve kalu, dediler. Levkünna, keşke olsaydık ama olmadık. Lev'deki o anlamı hatırlarsınız. Ne söylüyorsa ama tersine ifadesi var. Levkünna, keşke olsaydık ama olmadık. Nesme'u, kulak veren, anlam çıkartan. Ev nâgilu, ve akleden. Yine hatırlatayım. Semia kelimesi, biz kulak vermek, işte duymak. Onun bir ötesi, basardan basiret gibi, bir ötesi kulak vermek diye şey yaparken, anlam çıkartmak diye bir anlamı da olduğunu söylemiştim. İbranice'de bu böyle bir anlamı var. O yüzden kulak vermek, anlam çıkartmak ve akletseydik veya akletseydik. Mâ künnâ fî eshâbi sâir. Şimdi bu sairin eshabı, bu ateşin halkı olmazdık. Fe'atarafu, itiraf ettiler. Bizenbihim, günahlarını itiraf ettiler. Fesuhkan li eshabi sair. O ateş halkına uzaklık olsun. Suhk, ufalanmak, eskimek, yıpranmak, uzak üzere olmak gibi anlamları var. Ama buradaki kuvvetle muhtemel bir deyim. Zaten herhangi bir şey olmaksızın nekre ve üstünü meftu, üstün bir harekesi var. O yüzden burayı bir deyim, bir söyleyiş olarak anlamak çok daha mümkün. İnnellezîne yahşevne rabbehum, Rablerinden korkanlar, bil gaybi, gayb olarak kapalı şekilde, yani kapalı bilgilerine rağmen, tamamen açık değil, tamamen açık bir bilgi olsa zaten imtihan dünyası olmaz. İmtihan dünyası belli bir kapalılık içerisinde gerçekleşir. Yani kötülük yapanın yaptığı kötülük yanına kar kaldığını zannedecek ki işlemeye devam edecek. Allah'ın vaadine sadece o kapalılık çerçevesi içerisinde güvenerek yoluna devam eden kişiler kazanacak. Neyi? Lehum, onlar için vardır. Mağfiretun, yaptıkları kötülük dahi olsa onlardan karşılığı bir koruma, miğfer olma. Ve ecrun kebir, büyük bir ecir, büyük bir karşılık vardır korkanlar için. Evet, surenin bu sayfasına baktığımız zaman işin açıkçası Kur'an doğrudan doğruya kainata bakın diyor. Yani kainata bakın demek bilim ile aynı alana bakın demek. Kur'an bilim kitabı mı? Hayır, Kur'an bilim kitabı değil. Bunu şey yapıyoruz. İçinden bilim çıkartacak bir kitap değil. Ama bilim yapan insanlar için bile açılımlar verebilecek veya onlara yaptığı, yani bilimin konusu olan kainat ile
bu metnin göndericisi olan Allah'ın aynı olduğunu, aynı ilah olduğunu, yaratıcı olduğunu, onun yaratıcısı olduğunu anlamayı sağlayacak kadar mucizevi, yani insanı aciz bırakan ifşaatler var burada. Ve bu ifşaatler de her zaman için geçerli. Yani 2023'teki Zeki Ünal için geçerli olan bir içerikten bahsediyorum. Çünkü ben peygamber zamanında bundan 1400 yıl önce kainat nasıl biliniyordu da bu ayetler onlara ne söyledi? Bunu şu anda bilemiyorum. Elbette bir şey söylemiştir. Ama aradaki geçen süreçte bunları nasıl kaybettiğimizle ilintili birçok örneğimiz de var. O yüzden bu bir çalışma alanıdır. Elbette birileri bakarlar. Bizim şu anda yapabileceğimiz, bugün için biz ne anlıyoruz? Bu bilgi çıkartmak. Ayrıca bu metnin bu parçasındakileri mesela gidip Furkan 12'deki veya Hud 106'daki veya Zümer 71'deki veya Yasin 15'teki veya Furkan 12'deki veya Nahil 15'teki veya Fatır 8'deki gibi ayetlerle bağlantılarını kurarak biz burayı yanlış mı anlıyoruz? Yok ya, yanlış anlamıyoruz. Hatta bu daha da geniş bir konunun bir parçası. Burada hatırlatıcı olarak bu ayetler var. Yani kendi içerisinde bir süzülmüş bir belagatı olan öz bir ifade, ama bu ifadelerin çağrıştırdığı diğer ayetlerle birlikte anladığımızda çok daha büyük bir kapsamı anlatıyor bize diyebiliyoruz. Yine şey söyleyerek devam edeyim. Biz buradaki her bir ayetin arkasına Kur'an'dan 3-4 sayfa metin getirebilecek, ya bu da bununla alakalıydı, bak burada da şu olayın şu tarafından bahsediyor diyebileceğimiz şeyleri getirmemiz mümkün. Ve esirru kavlekum. Sözünüzü ister gizli tutun, eviç heru bihi veya onları açığa vurun. Fark etmez. İnnehu, muhakkak ki o Allah, alimun bizati sudur. O sudurlardaki, göğüslerdeki, göğsün içindeki, yani içinizdeki, içinizde sahip olduğunuz şeyleri kaydeder, belgeler. Ela ya'lemu men halak. Şekillendiren belgelemez mi? Belgeleyemez mi? Belgelemez mi? Ve huvel latiful habir. O latiftir, habirdir. Yani haberdardır. Bu cümleler çok önemli. Yani Allah yaratıcıdır. Yaratıcı olduğu için yaratır. Herhangi bir kastı, herhangi bir amacı yoktur. Çünkü kastı ve amacı olmak bir tür noksanlıktır. Allah Tanrı mükemmeldir. Bir beklentisi olamaz gibi cümlelerin ardından, yani bu güzellemelerin ardından, Allah imtihan etmez, Allah şunu yapmaz, Allah bunu yapmaz diye uzak bir tanrı tarif edilir. Kur'an ise tamamen ötesinde. Allah habirdir. Her şeyden haberdardır. Yani yarattıklarının ne yapıp ne yapmadıklarından, ne edip ne etmediklerinden her şeyden haberdardır. Ve latiftir. Buradaki latif ise sızar manasında. Yani onun sızamayacağı, onun erişemeyeceği, onun farkında olamayacağı, onun gaflet içerisinde olabileceği herhangi bir yer, zaman, ya yani bir şey söz konusu olamaz. O latiftir. Dolayısıyla hiçbir şey ondan gizli kalmaz. Her şeyi belgeler. Zaten biliyorsunuz Zilzal suresinde de kayıtlar zeminden çıkacaktı. Yani bir alt semadan çıkacak. O alt semada ne var ne yok, nasıl olacak da çıkacak, bunları elbette şey yapmak lazım, araştırmak lazım. Fakat bizim din adamlarımızın, ilahiyat eğitimli hocalarımızın
kainat bilgisi, özellikle fizik bilgisi o kadar zayıf, o kadar zayıf ki neler olabileceğini, nelerin mümkün olabileceğini yanına bile yaklaşamıyorlar. Kuantum konusundaki bazı fantazileri diyeyim veya bazı şeyleri tasavvufçular mesela kullanabiliyor. Yani bir madde normalde ışınlanma söz konusu olamaz veya bir şey aynı anda iki yerde olamaz. Fakat işte tasavvufçuların işte bir kişi hem buradaydı ama aynı esnada haçtaydı filan gibi tayyi mekan, tayyi zaman gibi böyle şeyleri açısından yani mümkün olmayan bu tür fantazilerini gidip bugünkü gelişmekte olan, değişmekte olan, anlaşılmaya çalışılmakta olan kuantum fiziği deki bazı şeylerle benzeştirerek, kelimeleri benzeştirerek veya oradaki şeyleri yanlış anlayarak veya yanlış anlatarak kendilerine bakın orada oluyor ya dercesine dayandırabiliyorlar ama onun ötesinde din adamlarımızdan herhangi bir şekilde bu konuya yaklaşan yok maalesef. Şu ana kadar yapabildiğimiz şeyler Avrupalı, Batılı, Hristiyan ve Yahudi dinlerine, dinli toplumlarına içerisinde yani orada geliştirilen söylemleri tekrar etmek, tarihselci bir bakışla geçmiş vahiyden bağları koparmak, eskilerin masalları demek, insanlık gelişti demek gibi noktalarda sürükleniyoruz. Yoksa ya kainatı yaratan ile bu mesajları indiren arasındaki bağlantıyı kurup tasdik ilişkisini yani daha önceki gibi önceki vahiyi bir sonraki vahiyi tasdik edecek şeklindeki o ilişkiyi nin son vahiyde bittiğini biliyoruz. Bundan sonra kainata baktığınız zaman bu kitabın sahibinin aynı Tanrı olduğunu, aynı nokta, aynı merci olduğunu anlayacaksınız. Tasdik ilişkisi burada gerçekleşecek dediği noktayı kaçırıyoruz. Burasını kaçırıyoruz. Allah latiftir. Onun sızamayacağı, onun erişemeyeceği, onun fark edemeyeceği, onun gaflet içinde kalabileceği herhangi bir yer yoktur. Habirdir, haberdardır, bilinçlidir. Umarsız değildir. Olaylara müdahale de eder, şekillendirir. Basit bir şekilde yaratıp bırakıp, yaratıcı olduğu için yaratmış değildir. Kur'an böyle bir tanrı tarif etmez. Özellikle bu zihniyeti yıkmak için sürekli tekrarlar bunu. Hüvellezî cealelekumul arda zelûlen. O yeri sizin için zelûl kılmıştır. Yani boyun eğici kılmıştır. Femşû fî merâkibihâ. Onun omuzlarında yürüyün. Ve kulû min rizkihi. Ve onun rızkından yiyin. Ve ileyhin nuşûr. Dönüşünüz, tekrar neşriniz onun huzuruna olacaktır. Şimdi yeryüzü bizim gerçekten içinde yaşayabileceğimiz korunaklı bir ortam. Yani ekstremumlar, yani aşırılıklar yok. Aşırı yükseklikler ve aşırı düşüklükler yok. Kıvamında bir yer. O kıvam içerisinde yaşıyoruz. Yani laboratuvarda petri kabı içerisindeki bakteriler gibiyiz bu açıdan baktığımız zaman. Yani besinler de var, o taraflara yoğunlaşmışız. O taraflarda çoğalıyoruz, ürüyoruz, bilmem ne oluyor falan filan tarzında. Yani bir petri kabı gibi dünya. O kabın dışına çıktığınız zaman çok ciddi ekstremumlar yaşanıyor. Yani biz de bu sera gibi olan dünyanın dışına çıktığımız zaman ciddi sorunlar yani yaşayamayız. Yani bizim biyolojik bedenimiz bu tür şeyleri kaldıracak güçte değil. Ama bir açıdan baktığımız zaman kainatın, kainat değil, yeryüzünün doğa olayları karşısında bile
ciddi şekilde acizlikler yaşıyoruz. Evet, bu acizliklerimizi gösteren bir şey. Emintum men fis semai, o gökte olan kişi, kişiden emin misiniz? En yaksife bikumül arda, sizin üzerinize, pardon, sizi yere geçirmesinden, onun sizi yere geçirmesinden emin misiniz? Gökyüzünde olanın, gökyüzünde olan kişinin, yani buradaki men ifadesi akıllı bir varlığı ifade ediyor. Onun sizi yere geçirmesinden emin misiniz? Feizahiye temur. Bu durumda o çalkalanıyor. Yani yeryüzü çalkalanıyor. Bunu biliyoruz. Depremlerle falan olan şeyleri biliyoruz. Birazcık insan hayatı açısından uzun soluklu olsa da ne kadar çalkalandığını biliyoruz. Em emintum menfis semai, o gökyüzünde olandan emin mi oldunuz? En yürsile aleykum hasiba, sizin üzerinize bir rüzgar gönderse, yani bu bir öyle bir rüzgar ki işte taş toprak, yani yağmur yağdıran değil, yağmur ötesinde şeyler yağdıran bir şey gönderse, fesetalemune keyfe nezir, uyarının nasıl olduğunu ileride bileceksiniz. Siz emin misiniz? Yani Petri Kavı gibi veya işte Taha suresinde söylemişti, hani sera içerisindesiniz. O sera içerisinde emin misiniz? Yani gökyüzünden bir meteor gelse, bir çarpsa fıkır fıkır kaynayacak bir mağma tabakası üzerinde yaşıyorsunuz. Ne hale geleceğinizin farkında değil misiniz? Gökyüzünden bir şeyler tepenize yağsa ne olacak? Zaten bunun örnekleri de defalarca yaşandığı için bunları yeryüzünü gezip dolaşmıyor musunuz cümlesiyle biliyoruz. Buradaki men ifadesi, men fis semai, gökte olan ifadesini Tanrı olarak algılamışlar. Bunu hiç Tanrı'ya götürmeye gerek yok. Oradaki melekûtu da veya orayı yönetmekle ilgili melekût veya oradaki şeyleri de varlıkları da bizzat akıllı varlıklar olarak değerlendirmek mümkün. Akıllı ve görevli varlıklar. Çünkü Rabbim biliyorsunuz semaları ayırdıktan sonra her birine görevlerini vermişti. Fakat menfis semai ifadelerini hep Allah göktedir, İşte bak böyle ayetlerde var ya şeklinde anlayanlar da olmuş. Ama böyle bir şeye gerek yok. Şimdi gökyüzünde neler var, neler yok, neler bize bu şekilde hayatımızı sonlandırabilir veya bizi ciddi şekilde etkileyebilir. Veya işte Sodom Gomer'in başına ne gelmişti? Veya işte neydi? Napoli, Pompei'nin başına ne gelmişti? Bunları biliyoruz. Ve lekad kezzebellezine min kablihim. Muhakkak ki onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Fekeyfe kâne nekir. Asılsız saymak. Vahyi inkar etmek, yani vahyin maruf olduğunu, maruf kanaldan geldiğini onaylamamak, tanımamak, marife zaten tanınırlık, nekre ise tanımazlık. Vahyi asılsızdır, biz tanımıyoruz, ne olduğu, ne olduğu belirsiz demek, onu yalanlamanın sonucu ne olacak? Bu şekilde davrananların sonu nasıl olmuş? Fekeyfe kâne nekir? İnkar etmek nasılmış? Bu açıdan baktığımız zaman hem tarihte yaşananları hatırlatıyor, bir uçtan çağrıştırıyor, hem de gelecekte sizin başınıza böyle bir şey gelmeyeceğine emin misiniz diyerek ikili bir okuma yaptırtıyor. Bu sayfa
Ve sonuna kadar sürekli Ela ya'lemu derken, emintüm derken, evelem yerav derken, emmen hazellezi derken, eraeytüm derken, yine araeytüm. Ya bunlar hepsi soru formunda karşıdaki insana cevaplanamaz. Daha doğrusu cevabı onlara hiç huzur bulduramaz sorular soran şeyler. Bunları böyle görmek lazım. Yani bu böyledir demek yerine, bu böyledir demek evet düzgün bir cümle. Ama bunun belagatı bu böyle değil mi diye soru formuna çevirip karşıdakinin huzurlu bir cevap, makul bir cevap üretemediği noktada bırakmak. Surenin tarzı da böyle. Şimdi ilginç bir şekilde arada bir ayet geliyor. Evelem yarav ilet dairi. Kuşu görmüyorlar mı, bakmıyorlar mı, anlamıyorlar mı? Fevkahum tepelerindeki safatin saflar halinde. Veya açıp kapatarak veya saflar halinde süzülerek hani bu kuş sürülerin davranışları falan da hepsini aklınıza getirebilirsiniz. Ma yumsikunne illa rahmanu. Rahman haricinde onları tutan yok. İnnehu bi külli şeyin basir. O her şeyi görüyor. Şimdi bu ayet daha önce de Rahman'ın kuşla yani göğün boşluğunda kuşları tuttuğuyla ilintili bir ayet gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Nahil suresi 79 olması lazım. Burada niye geldi? Burada elbette kainatın nasıl işlediğiyle ilintili bir içerik var. Bu belki de 15. ayetin içerisindeki biz yeryüzünü zelil kıldık, zelül kıldık. Yani boyun eğmiş, siz onun içinde yaşayabiliyorsunuz, geçimliğinizi sağlayabiliyorsunuz. Belli kurallar çerçevesinde, belli bir ılımanlık içerisinde kendince dalgalanıyor ve bu dalgalanma içerisinde de rızkınızı temin edebileceğiniz güzellikler oluşuyor. Bunu biliyoruz. Mesela depremler oluşuyor. Depremlerin oluşması, evet tam üzerinde yamuk yumuk şeyler yapmışsanız tepenize yıkılıyor, ölüyorsunuz. Ama depremler esasında yerin alt katmanlarından üst katmanlarına belli madenlerin, belli şeylerin ortaya çıkması için önemli şeyler. Yer şekillerinin oluşmasında, vadilerin oluşmasında ciddi etken, tabakaların eğilmesinde, büyülmesinde, dağlardaki karların yeraltı o kıvrımlarından gelip bir yerlerde pınar oluşturmalarında, buna benzer o kadar çok şeyde etkisi var ki, bu açıdan baktığımız zaman, yani magma tabakası üzerinde, yani sabit bir şey üzerine olmak yerine böyle hareketli bir şey üzerine olmak elbette çok daha verimli bir şey. Sabit bir sıcaklık yerine sıcaklıklardaki değişiklikler, sabit bir iklim yerine iklimdeki değişiklikler, bunların hepsi bizim bir şekilde faydalandığımız şeyler üretiyor. Peki kuş sürüleri. Buradan biz doğrudan doğruya bu ayeti anlayamasak da bu ayetin çağrıştırdığı şeylerle şunu anlamamız gayet mümkün. Onlara da rızkını veren, onları da o şartlar altında tutan Rahman'dır. Her şeyi görüp gözetir. Yani gafil değildir cümlesinin belki de bir ifadesi. Emmen hazellezi huve cündün lekum yensurukum min dunir rahman. Kim sizin için ordudur Rahman dışında size yardım edecek ordu kimdir? Kim yardım edecek size Rahman dışında? Yani eninde sonunda Rahman'a sığınıyorsunuz. Ve kainatın bu şekilde, kainatın demeyelim, evet o da belli bir formda öyle ama sera içerisinde, bu dünya içerisinde
Rahman'ın rahmetiyle yaşıyoruz. İnil kafirune illa fi gurur. Görmezden gelenler ancak bir aldanış içindeler. Bir tür kanma içindeler. Yani insan özellikle önündeki yani liyefcüre emame dediği önündeki şeyi yırtmaya çalışan insan nasıl diğer insanları sömürmeye çalışıyorsa doğayı ise üzerine egemen olması olmaya çalıştığı bir düşman olarak görüyor. Doğa sömürülmesi gereken her şeyle değiştirilebileceği, bozulabileceği, sömürülebilecek bir şey olarak değerlendiriliyor. Kontrol altında durması, onun herhangi bir şekilde zarar verici olmaması konusunda çalışıyor insan. Başarabilir mi? Böyle bir aldanış içerisinde olduğu için başaracağını varsayıyor. Ama esasında doğa her zaman kendi o büyük gücünü gösteriyor. Yani o doğanın sillesi geldiğinde önünde durmak yani insan için neredeyse imkansız. Aciz bırakan bir şey. Peki bu cümle niçin var dediğimiz zaman sizi koruyan Rahman, siz ise saldırganca davranıyorsunuz. Belki bunu fark ettirmek açısından, yani buradaki zıtlığı göstermek açısındandır. Bugün, yani günümüzde, dünyada işte küresel ısınma gibi bir problemimiz var. Bu problemimizin ana sebeplerinden bir tanesi sera gazlarının yayılması falan filan gibi sorunlar var. İşte bütün ülkeler, Birleşmiş Milletler'in şeyinde sera gazlarının azaltılmasıyla ilintili çalışmalara katılıyor falan filan derken bir taraftan bakıyoruz ki bazı insanlar bu kadar insan nüfusu dünyaya fazla bunun 1,5-2 milyar bir 1,5 milyar yönetilebilir bir miktarda olması gayet makul olurdu ama şu andaki miktar çok yüksek. Yani 50-100 yıl sonra nerelere varacağını tahayyül etmek imkansız. En iyisi biz fabrikalarımızdan şuradan buradan karbonu salalım salalım salalım. Bu dünya şöyle bir çalkalansın, artık buz devrine mi girer, başka bir şey mi olur? Şu insanlar bir azalsın diye plan yapan tiplerimiz de var. Bunlar İşte kainatı bir şekilde kontrol edebileceklerini zanneden tipler. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Dünyada böyle bir anormallik olduğunda kimlerin sağ kalıp kimlerin kalamayacağı elbette onların planlarıyla olmayacaktır. Emmen hazellezi yerzukukum in emseke rizka. Rızkı eğer kesecek olsa kim onları rızıklandıracak? Belleccu fi utuvi ve nüfur. Onlar azgınlık ve nefret içerisinde direnmekteler. Kopmakta, ayrılmakta. Bu pardon nüfurun anlamı direnmekte, inat etmektedirler. Emmen yemşi mükibben ala vecihi ehda. Emmen yemşi seviyen ala sıratin mustakim. Doğru yol üzerinde düzgünce yürüyen kişi mi yoksa yüzüstü sürülen kişi mi hedefe daha yakın, daha kılavuzluk edilendir? Hedefe daha kolay ulaşır. Mustafa Öztürk bu şekilde ehda kelimesine şey yapmış. Rehberliğe uyar, kılavuzluğa uyar. Elbette ki bu yolun sonucuna varır. Kul de ki Hüvellezî enşe'ekum ve cealehkum sema vel ebsâre vel efide galilemmâ teşkurûn. Hatırlarsanız Enbiya ve Müminun suresindeydi galiba.
insanın yaratılışından sonra, belli bir aşamadan sonra Sem, Fuat ve Basar oluşturduğunu söylüyordu Rabbimiz. Ne içindi bu? Elbette ki dünyaya bir şey bilmeden geliyor ve bu kanallar aracılığıyla belli bir ortamı öğreniyor. O ortam, belli bir sahneyi öğreniyor. O sahne içerisinde kendisi verilen rolü anlıyor. O rolü oynuyor. Tabii ki gereğini yapma üzere. Ümidiyle bunlar veriliyor. Bir bilgi elde ediyor ve bu bilgi eğer yaşlanırsa bu bilgiyi de kaybediyor diye ayeti hatırlarsınız. Peki burada yerine dediğimizde insan annesi karnından bir şey bilmeden gelir. Yani daha öncesindeki bir bilgi söz konusu değildir. Daha önceden getirdiği bir bilgi söz konusu değildir. Yeryüzünde o sahnede, içine doğduğu sahnede, içine doğduğu zamanda, içine doğduğu aile toplumda bir şeyler öğrenir ve onun üzerine vahiy, yani daha önce gelmiş vahiyler şu veya bu şekilde kişiye erişir. O vahye karşı nasıl davranacağı elbette ki Sem, Basar ve Fuat aracılığıyla gerçekleşecek. Kul de ki, Hüvellezî zeraakum fil ardı. Yeryüzünde sizi ziraat eden ve ileyhi tuhşarun. Ona toplanacaksınız. Yani yaratanın karşısında toplanacaksınız. Yaratanı kabul etmeniz, ertesi hayatı kabul etmeniz, ertesi hayatta arada imtihan olduğunuzu ve test edileceğinizi ve sonuçlarından etkileneceğinizi bildiriyor. Vahiy bildiriyor. Vahye kulak vermeden bunu anlamanız mümkün değil. Ama Rabbimiz de bu semavatı, ölümü ve hayatı bunu test etmek için yaptığını söylüyor. Direkt olarak o Zümer suresinde kristalize olmuş dediğimiz şeyin bir tekrarını görüyoruz burada. Ama kişiye vahiy olarak gelen bilgi onu sırat-ı müstakimde tutacakken görmezden gelenler yüzüstü sürünüyorlar. Nereye varacaklar? Elbette ki bir yere varma şansları yok. Yekulune meta hazel vaadu in kuntum sadikin. Yani eğer gerçekten doğru söylüyorsanız bu vaat ne zamanmış derler. Bu esasında bu zamanı öğrenmek falan filan açısından değil. Bu küçümseyici, görmezden gelici, yalanlayıcı bir soru, bir ifade bu. Kul de ki, innemel ilmu indallahi. Onun kaydı, onun belgesi Allah'ın katındadır. İnnemâ ene nezîrun mübîn. Ben ise sadece ve sadece apaçık bir uyarıcıyım. Bu gelecek. Bunu biliyorum. Bunu söylüyorum. Yoksa onun ne zaman geleceğini ben bilmiyorum. O Allah'ın katındadır. Hem sen bilsen ne, bilmesen ne. Yani bu bilgi senin ne işine yarayacak? Felemma raahu zülfeten siyet vucuhullezine keferu ve qila hazellezi kuntum tuadun. Onu zülüflerinde, yani onun etkileri, onun yaklaştığını gördüklerinde, onun zülüflerini, onun etkilerini, onun öncüllerini gördüklerinde, o görmezden gelenlerin yüzü kararır. Ve gile denir. Hazellezî kuntum bihi tuadun. Bu işte pardon. Kuntum bihi teddaun. Bu iddialaştığınız şeydir bu. Denir. Denir de ne işe yarar? İşte bir işe yaramaz. Yani bu içeriklerden hep Zümer suresinin o yapılarını, o anlatışını görebiliyoruz. Kul de ki, yani o Rahman'a olan bağlılığı şey yapacak, yani sorularla şey yapıyor. Eraeytum in ehlekeniyallahu ve memmaye. Allah beni ve benim beraberimde olanları helak etse, yok etse, evrahimena veya bize rahmet etse. Yani bize şöyle veya böyle bir şey olmuş olması ne etki ediyor?
Femen yücirul kafirine min azabin elim. Elim olan azaptan kafirleri kim kurtaracak? Yani bizi affeder etmez, şöyle olur böyle olur, bize zor görev verir verme, ya bunlar başka mesele, siz boş verin bize, siz kendinize bakın, kim kurtaracak sizi, kim sizin için ordu olacak Rahman'ın karşısında? Emmen hazellezi huve cündün lekum yansurukum veya emmen hazellezi yerzukukum in emseker rizka. Bunlar belki dünyada, peki burada Femen yücülü kafirine min azabin elim. Kafirine min azabin elim. Kul de ki huver rahmanu, o rahmandır. O öyle rahmandır ki biz onun rahmanlığına iman ettik. Amenna bihi, biz ona güvendik. Ve aleyhi tevekkelna, biz ona dayandık. Kayan benim dediği, işte çölde, toprakta, şurada burada sırtını vereceğin sağlam şey. Fesetalemune men huve fi dalalin mübin. İleride belleyeceksiniz kimin apaçık bir çıkmazlı olduğunu. Yani cehennemin kapısında itiraf edeceksiniz ama bir işe yaramayacak. Kul eraeytum, de ki gördünüz mü, biliyor musunuz? İn esbaha, eğer sabahlarsanız veya bir hale çevirirse, ma ukum gavran, suyunuz çekilmiş hale gelirseniz, femen ye'tikum bima'in ma'in, kaynak olan akan bir suyu kim getirebilir? Yani değil onu bunu şunu geçin, ya şu şuradan bir pınar çıkıyor dediğiniz şey, o su oradan çekildiğinde kim getirecek o suyu size? Yani bu kadar kökünden, bu kadar her şeyle bağlı olduğunuz Rahman'ı, o latif olan Rahman'ı, o habir olan Rahman'ı, o kadir olan Rahman'ı görmezden gelmek nasıl bir şey? Kainata, o kainatın içerisindeki o dünyayı bir anda alt üst edebilecek meteorların, yıldızların, şunların bunların içerisinde akıp gidiyorsunuz. Yani siz neyinize güveniyorsunuz? Yine bu noktada esasında insanın gafil olmasından, gafletinden kaynaklanıyor. Ve ayetlerde zaten şunu hatırlarsınız. Allah'tan hakkıyla alim olanlar korkar. Belleyenler, bilenler, kainatı anlayanlar korkar. Neden? Başınıza gelebilecek şeyleri düşünürseniz korkarsınız. Ama umrunuzda değilse, gönlünüz kapalıysa hiç anlamı yok. Hasta olduğunuz anda sağlığınızın değerini, tırnağınız da bir problem olduğu zaman tırnağınızın değerini, elinizin, kolunuzun bir köşesinde bir nokta yaralandığı zaman o noktanın ne kadar değerli olduğunu, bir salgı bezinizin A veya B maddesini üretip üretmemesindeki anormalliği yaşadığınız zaman onun ne kadar değerli olduğunu, yağmurun, güneşin, rüzgarın, arıların, böceklerin, yani aklımıza gelen her şeye ne kadar bağlı olduğumuzu ancak bilirsek, öğrenirsek anlıyoruz. Yoksa bunları görmezden geldiğimiz zaman her şey sanki öyle olması gerektiği içinmiş gibi. Ayet ne diyordu? Onu tekrar hatırlamaya çalışalım. Bizim ona şey yapacağımızı mı bekliyor diyordu. Evet, Müddessir suresinde Zerni, bana bırak. Men halaktu vahida, tek başına yarattığım kişiyi. Cealtuhu cealtu lehu malen memduda, ona mallar verdim, yaydım.
Ve benine şuhuda, gözler önünde çocuklar verdim. Ve mehettu lehu temhida, ona döşedikçe döşedim, yaydıkça yaydım. Sümme tetmeo en ezide, şimdi arttırmamı bekliyor, umuyor. Yani biz onlara hizmet edelim diye mi bunları yapıyoruz? Yani onun için olduğunu mu düşünüyor? Yani eğer gözünü kapatırsa sanki her şeyin öyle olduğunu zannediyor insan ama öyle değil. Siz kainata o kainat içerisinde sera gibi korunaklı olarak dünyaya o dünyanın yumuşatılmış, zelul olan şartlarına bağlısınız. Bunlar Rahman'ın sunuları. Bunları da görmezden geliyorsanız siz elbette cehennemi bizzat hak eden varlıklarsınız. Evet, bu haliyle surenin sonuna geldik. Sadakallahul Azim diyelim. Allah'ın onayladığı metin bu okuduğumuz. Bu metin içerisinde kainata bakın dedi ve anlayın dedi. İçinizde bulunduğunuz durumu anlayın, yeryüzünü anlayın, gökyüzünü anlayın, nasıl bir ortamda yaşadığınızı anlayın ve korkun. Bu size Allah'tan çekinmenizi, yaratıcıdan çekinmenize sebep olsun ve ona göre davranın. Yoksa bu işin sonu, o uyarıldığınız şey ki onu da gösteriyorum, teleskoba dayanıp bakıldığı zaman göreceksiniz orada. O sürekli içine çeken, içine giren hiçbir şeyi dışına bırakmayan o şeyi göreceksiniz. Kainatın bir sonraki aşamasında onun içinde mi geçirmek istiyorsunuz? Yoksa korunaklı cennetlerde mi geçirmek istiyorsunuz? Kararınızı verin. Ölmeden önce şansınız var. Dönün. Evet, bu haliyle arada okuduğumuz, nesir olarak okuduğumuz, yani düz yazı olarak okuduğumuz o metinlerin hepsini birleştirdik. Şimdi artık çok daha yoğun, çok daha etkili, çok daha vurucu, vurgulu, belirli bir metin olarak okumuş olduk Mülk Suresini. Evet, 1,5 saat oldu. Benim söyleyeceklerim bunlar. Eklemek istediğiniz, katmak istediğiniz, kaydın içinde olmasını istediğiniz şeyler varsa buyurun. O zaman sırada Hakka Suresi var. 2 sayfa. Meariç Suresi var. 2 sayfa. Cumartesi günü akşam inşallah bir okuma yapmaya çalışalım. Biraz ara verdik, geri kaldık. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışalım. İnşallah müsait olursam haber vererek şey yaparım. Cuma günü akşam Hakka suresini okuyalım. Eğer çabucak okuyabilirsek Meariç'ten devam ederiz. Çünkü ikişer sayfa. Nebe Naziat, onları da zaten yarımşar sayfa ve İnfitar, İnşikak birer sayfa. Birkaç akşam içerisinde onları da okur ve Rum suresine geliriz diye düşünüyorum. Rabbim hepimize okuduğunu anlamayı nasip etsin. Çabalarımızı boşa bırakmasın. İlmimizi arttırsın. Evet, cumartesi günü akşam inşallah Hakka suresinden devam ederiz.